soru çözümlerine devam ediyoruz. Evet enerji konumuzun ÖSM tadında 3 test ile devam edelim. Evet sorumuz şöyle arkadaşlar bir yorum sorumuz var. Sürtünmeli yatay düzleme durmakta olan bir cisme büyüklüğü sabit bir F kuvveti şekildeki gibi uygulandığından X yolu sonundaki cismin kinetik enerjisi E kadar ölçülüyor. Buna göre demiş işlemlerden hangileri tek başına yapılarak deney tekrarsa E'nin değeri kesinlikle artar demiş. Şimdi yapılan iş arkadaşlar kinetik enerji eşit olduğu unutmayalım. Şimdi burada cisim hem sürtünmeli bir zeminde gittiği için sürtünme, sürtünme etkeden kuvvetleri dikkate aldığımız zaman nedir arkadaşlar? Bu kuvvetin bu tarafa doğru bir fx bileşeni vardır ve yukarı doğru bir fy bileşeni vardır ve cismin aşağı doğru bir ağırlık bileşeni vardır. Yukarıya doğru arkadaşlar bir tepki kuvveti var ve cismi etkeden kuvvetler tabii ki bu kuvvetler etkilenir. Burada sürtünme kuvvetini dikkate aldığımız sürtünme kuvveti K çarpı nedir? K'yı yazdığımız zaman K ne burada nedir? Cismin ağırlığından yukarı olan dik bileşeni çıkartırız. Şimdi bunu niye detay indik arkaya? da sürtünme çünkü buradaki dik bileşenlerin hepsine etkileniyor. Şimdi demiş ki işlemden hangileri yapılırsa tek başına E'nin değeri artar. Şimdi yapılan iş neydi? Kinetik enerji Yapılan net işi yazarken F eksi Fs çarpı X eşittir. Cismin kinetik enerjisi olarak yazmamış mıydık? Şimdi F kuvveti yatay doğrultu uygulamak. Şimdi yatay doğrultu uyguladığımız zaman tabii ki F kuvvetin değeri artıyor. Ama arkadaşlar o zaman bu F yaradan çıkıyor. O zaman F yaradan çıkarsa o zaman sürtünme değeri artar. Şimdi sürtünme de artar bu da artar. Şimdi bu ikisinin artışı hangi oranda? Ee, ne yapar? Değiştirmeyebilir. Belki artırabilir. Onun için kesin burada yorum yapamıyoruz. Çünkü bize kesinlik istediği için hem F artıyor hem Fs artıyor. O zaman e, bir ifadesi kesin yorumlamadık. Cismin kütlesini arttırmak. Şimdi cismin kütlesini artırmak. Cismin kütlesini artırmak kim artıyor? Sürtünmeyi artıyor. Sürtünme artarsa o zaman net kuvvet azalıyor. Net kuvvet azalıyor. Kinetik enerji azalıyor. O zaman bu ikinci ifade ne olmuş oldu arkadaşlar? doğru diyemeyiz. F kuvvetinin büyüklüğü artır mı? F kuvvetinin büyüklüğü artmaz mı? Eğer F kuvvetinin büyüklüğü artarsa buradaki çeken F kuvveti artmış olur. Ama aynı zamanda burada arkadaşlar F kuvveti artarsa sürtünme azalır. Neden? Sürtünmenin bu bileşini arttığı için FS burada azalmış oluyor. O zaman FS'nin azalmasına sebep oluyor kuvvetinin artması. O zaman F artar, FS azalırsa Tepkisi azalıyor demek ki bundan dolayı arkadaşlar. O zaman ne yaptı? Cismin yaptığı iş arttığı için kinetik enerjisi artmış oldu. Ve cevabımızı yalnız 3 olarak söylemiş olduk. Demek ki arkadaşlar burada sürtünmeyi etkiden kuvvetleri dikkat etmemiz lazım. Ağırlıktan cismin dikleşeni ne yapıyor? Sürtünmeyi etkilediği için bunu dikkat ederek yorum yapmamız gerekiyor. Evet, ikinci sorumuz şöyle. E, kinetik sürtünme katsayısı 0.5 olduğu yatay bir yolda durmakta olan 5 kilogram kütleli cismi elin yönde kuvvet F kuvveti uygulanıyor. KLM yön uzunluğu 4 metre olan cismin L noktasındaki kinetik enerjisi nedir? Şimdi arkadaşlar, cisme uygulanan e, cismin e, kuvvetin yaptığı iş cismini işte kinetik enerji olarak gitmişti. Yapılan işi nasıl yürüme? Yapılan iş arkadaşlar net kuvvetin yap. Çünkü sürtünme olduğu için F net çarpı x eşittir Kinetik enerji derecesini EK Şimdi burada tabi cismi çeken kollar birbirinden farklı. Burada cismin bu tarafa doğru bir kolu var arkadaşlar kuvveti. Bu tarafa bir kolu var. Bir de cismin aşağı doğru ağırlık kuvveti var. Yukarı doğru arkadaşlar bir cismin tepki kuvveti. Bunları tek tek yazdığımız zaman şöyle yazarız. Şimdi 53'ün karşısı nedir? Tabii ki 4'ün katı 40'tır. Komşusu 30'dur. Cismin ağırlığı aşağı doğru 5 kilogram 50'dir. O zaman 50 aşağıya 40 yukarısı o zaman tepki kuvveti buradan kaçtı? 10 Newton. Tepki kuvveti neyi etkiliyor? Sürtünmeyi etkiliyor. Öncelikle bir sürtünmeyi hesaplayalım. Sürtünmenin formülü K çarpı N K nedir? Şimdi K kas sayısını soruda vermişiz. 0 ve 5 vermiş. O zaman burayı 0.5 5 verdiğine göre N tepkimiz 10 olduğu için o zaman sürtünme değeri 10 kere 0.5. o zaman ne yaptı? Buradaki sürtünme değeri 5 oldu arkadaşlar. Şimdi F net ne demektir? Sağa çeken kuvvetten sola çeken kuvveti çıkaracak. O zaman sağa çeken kuvvet 30, sürtünme 5'ti. Cisim kaç metre gitmiş? 4 metre gitmiş. 4 metre sonundaki enerjisi. O zaman enerjisi kinetik enerji oluyor. Çünkü cismin başlangıç hızı olmadığı için direkt hepsi son enerjiye eşit, olmuş oldu. 30'dan 5'i çıkarırsak kaç kaldı burada? 25. 25 ile 4'ü çarptığımız zaman sahip olduğu enerji o zaman 100 jüllük bir enerji olmuş oluyor arkadaşlar. Cevabımızı 100 olarak ne yaparız? Tekrar söylemiş olalım. Evet geldik. Üçüncü sorumuza. Sorumuz şöyle. Sürtünmeler önemsemediği bir ortamda bulunan 3M ve M kütleli M kütleli k kale cismi şekildeki makara düzeninde hareket tutulmaktadır diyor. Makaranın ağırlıkları önemsemediği K cismi H kadar yükseltmek için yapılması gereken işin en küçük değeri kaç emeğer işte şimdi burada cismin yerden h kadar yükseldiğini söylemiş. Şimdi bu hak, bu hareketli makarasında burayı haş kadar yükseltmek için şu uçtan ne kadar çek? 2 h kadar ip İp sayısı kadar çekmek lazım. 1 ipe 1 haş diyorsak 2 ipe 2 haş diyor. O zaman bu cisim aşağıya ne yaptı? 2 aş indi. Yapılması gereken işi soruyor. Şimdi biri yukarı hareket ediyor, biri aşağı iniyor. Biri enerji kazanırken biri enerji kaybediyor. O zaman bunun kaybettiği enerji ne kadar? Mg çarpı 2 açlık enerji kaybetti. Burada arkadaşlar yukarı doğru ne yaptı? 3 mg açlık bir enerji kazandı. O zaman bunu eksi diyelim, bunu artı diyelim arkadaşlar. Çünkü bu 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 ne yaptı? 3 MG açlık enerji kazandı. Bu 2 MG enerji kaybetti. O zaman yapılan iş o zaman burada iki sayısı farktır. 3'ten 2 çıkarırsak MGH olur. O zaman yapılan işi burada MGH olarak yorumlamış olduk. Cevabımızı 1 MG olarak söyledik. Evet dördüncü sorumuz şöyle arkadaşlar. Bir bilgi notumuz var. Sürtünmesiz yatay bir yolda duruştan harekete geçen bir cismi etkeden kuvvetin yola bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir. Verilen bu grafiğin alanı cismin kinetik enerji değişimi eşittir. X yolu sonunda sahip olduğu hızı V1, 4x yolunda sahip olduğu hızı V2 olduğuna V1/V2 oranı nedir? Şimdi arkadaşlar bize bilgi vermiş. Bunun altında kalan alanın bize enerji verdi söylemiş. O zaman şöyle üçgenlere bölersek. Buradaki enerjiye edersek. Buradaki enerjiye diyelim. Buradaki enerji diyelim. Her buradaki enerji eksi bölgü eksi e, eksi e diyelim. Şimdi bize x yolu sonundaki hızı v1. x'e x kadar sahip olduğu enerji ne kadar? 2. O zaman 2 e'lik enerjimiz 2 E'lik enerjimin sahip olduğu hıza 1 bölü 2 M çarpı V1'in karesi diyelim. Şimdi bize arkadaşlar ne diyor? 4x sonunda. 4x sonunda 3 elik enerji yukarıda. 2 e de aşağı olduğu için 3 e'den 2 e çıkarsa ne kalır? E'lik enerji farkı kalır. O zaman demek ki E'lik enerji farkı var. E'lik enerji farkı 1 bölü 2 M çarpı V2'nin karesi olur. Bunları bir oranladığımız zaman Şöyle oluşuyor. 1, 2, M'ler ne yaptı gitti? E'ler gitti. Burada 2 kaldı. 2 eşittir. V1'in karesi, V2'nin karesi. Her iki tarafın kare aldığımız zaman o zaman V1, V2 oranı burada? Kök 2 olarak ne yapmış olduk? Bulmuş oluyoruz. Evet, 5. sorum şöyle. Sürtünmelerin ihmal edildiği bir ortamda 2 kilogram kütleli cisim K düzeyinden serbest bırakıldığında L seviyesinden... 10 metre bir saniye hızla yayı en fazla meydana kadar sıkıştırabiliyor diyor. Yayın esneklik sabiti kaçtır? Şimdi sorumuz arkadaşlar iki basamaklı. Şöyle diyelim. Şimdi diyor ki L noktasından geçerken ki hızının 10 metre bölü saniye olduğunu söylüyor ve yayı en fazla M'ye kadar sıkıştırmış. M'ye kadar sıkıştığında K sabiti kaçtır diyor. Şimdi bir enerji korumu yazalım arkadaşlar. Şimdi tabi buraya kadar yazmamız lazım. Şimdi cisim buradan buraya kadar cisim ne kadar yol aldı? H artı 1 metre yol aldı. O zaman şöyle düşündüğümüz zaman cismin sahip olduğu kinetik enerji, potansiyel enerji. Potansiyel MGH'tir. O zaman 20'lik ağırlığımız var. Aldı yol. H artı 1'lik yol aldı. Ve cisme ne yaptı? Burada kinetik enerji olarak verdi. Kinetik enerji 1 bölü 2. Kütlesi ne kadar? 2 olduğu için 2 çarpı 10'un karesi 100 yapar. Artı. Tabii ki burada yayıda ne yapmış? 1 metre sıkıştırmış oldu. Şu anda yayıdan bir enerji vermiş oldu. O zaman yay enerjisi de 1 bölü 2 k çarpı 1'in. Ee, e, K'yı tabii ki vermemiş. K çarpı 1'in karesi diyoruz arkadaşlar. Bir düzelttiğimiz zaman burası 20H e, artı 20 diyelim. 2'ler gitti. Burası 100 oldu. Buradan da artı K bölü 2 oldu. Şimdi e, 20H burada kalırsa şimdi 20H burada kalsın. 20'yi bu tarafa atarsak 100'den 20 çıktı Ne kaldı? 80, 80 artı K bölü 2 olarak ne yapmış olduk? Buraya kadar geldik arkadaşlar. Şimdi sorumuzun ikinci kısmında yayı en fazla buraya kadar sıkıştırmış. O zaman ne yaptı? Potansiyel. O zaman cisim buradan buraya toplamda h artı 2 metre aldı O zaman şöyle yapalım. Yine potansiyel enerji yazan 20 çarpı h artı 2 metre ve aldı Ve bütün enerji yaya verdi. 1 bölü 2 k çarpı 2. O zaman yay ne yapıyor? Denge noktasına itibaren x eşittir. 2 metre sıkışmıyor. Ama 2'nin karesi 4 yapar. İşlemi düzelttiğimiz zaman 20 h artı Artı 40 eşittir. Burada ne yaptı? 2K oldu. Şimdi biz burada arkadaşlar 20H var. Burada 20H var. Ama 20H'ı burada yerine yazarsak olur mu? Olur. O zaman şu ifadeyi alıp bu ifadeyi alıp burada yerine yazalım. O zaman yazarsak 80 artı K bölü 2 K bölü 2 artı 40 eşittir. 2K oldu. İşlem düzelttiğimiz zaman 80'e 40'ın toplamı ne yapar? 120 oldu. Şu 2K'dan K bölü 2 çıkarırsak burası 3K bölü 2 kaldı. 2 ile çarparsak 240. 240 işte 3K ise ne geldi buradan. 80 gelmiş olarak uzun bir işlemdi. Ve cevabımızı C şıkkı olarak bulmuş oluyoruz. Evet 6. sorumuz şöyle. Şekildeki bükülmüş kütlesi önemsiz bir çubuğun üzerine boyutları önemsemeyecek kadar küçük olan... 2 m ve m ve m kütleli kaliyere cismi yapıştırmıştır. Çubuk o noktası etrafı düşe düzleminde rahatça dönebilmektedir. Çubuk ok yönünde 90 derece döndüğünde l cisminin yere göre potansiyel enerji değişimi v olduğuna göre sistemin yere göre potansiyel değişimi kaç olurdu? Şimdi arkadaşlar şekil 90 derece dönmüş. Şekil 90 derece döndüğü zaman o zaman bu şeklimiz nasıl olur? Şöyle bir görünüm olur arkadaşlar. K noktası ne yaptı? Yukarıya çıkmış oldu. O zaman L noktası bu tarafa gelmiş oldu arkadaşlar. Ve R noktası burada. O zaman R noktası olan nokta burası M cismi oldu. Şurası arkadaşlar ne noktası? Burası R noktası olursa Evet isimlerin yerleri arkadaşlar yine bu köşede olacak M noktası. Bu L noktası da arkadaşlar buradan M olacak ve şuraya da diğer uç cisim 2M e, kütü cisim buraya gelecek. Şimdi soruyu dikkatli okuduğumuz zaman e, L cisminin yere gelen potansiyel enerjisi V oluyor diyor. Şimdi L noktası buradan buradan buraya geldi. Ne kadar? 1 H kadar yükseldi. O zaman V dediğimiz ifade MG ağırlıklı cisim ne yaptı. 1 bölme gittiği için her bölmeye H dersek MGH kadar enerji değişimi var. Çünkü bu noktadan V noktası şu köşeye geldi. Şimdi cisim dikkat edersen yine aynı şekilde oldu. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi bize bunun V olduğunu ne yapıyor sorulabiliyor. Bize sistemin sahip olduğu potansiyel enerji değişimi sormuş. Önceki sistemin başlangıç enerjisini bulalım. Şimdi her cismin enerjisi. Önce bunun bir enerjisi. Birinci durumu bulalım. Şimdi burada mg çarpı 2 açlık yüksekliğimiz var. Bu cismin 2 aş yüksekliği var. Şimdi burada da cismin 2 aşlık yüksekliği mg 2 aşlık yüksekliğimiz var. Bu cismin yerden yüksekliği 3 olduğu için 2 mg çarpı 3 aş. Toplamda 2, 2, 4, 6 daha. Başlangıçta 10 mg aşlık enerjimiz var. Şimdi ne diyor bize soruda? Cisim buraya geldiği zaman. Şimdi buraya geldiği zaman bu noktanın yer yüksekliği yine ikinci durumda mg çarpı şu noktanın yüksekliği o zaman e, yine 2h oldu artı bu cisim buraya gelmişti o zaman mg kütlenin cismin yerine yüksekliği 3h oldu 3h artı 2mg kütlenin cisminde 1 2 3 4 5 5'lik yüksekliğe geldi. 2 buradan var, 3 buradan var, 10 da burada Toplam enerjimiz burada 15 mgh oldu. Şimdi bize fark enerji sistemi enerji değişimi, sistemi enerjisi, sistemi enerjisi farkı demektir. Yani V2'den V1 çıkarmak demektir. V1 V2'miz 15, V1'imiz 10 için 15'ten 10'u çıkarırsak 5 mgh'lık bir fark oluştu. 1 mgh V ise 5 mgh o zaman yapılan iş arkadaşlar da 5 V'lik olmuş oluyor. Evet, yedinci sorumuz şöyle düşey kesite verilen şekildeki rayın K noktasından V hızıyla harekete başlayan bir cisim KLM yolunu izleyerek M noktasına kadar çıkabiliyor diyor. Cisim daha sonra M noktasına geri dönerek K noktasına duruyor diyor. Buna göre yargılanan hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi şeklimiz K noktasından belli bir hızla başlamış ve cisim buraya gelmiş durmuş. Bu yoldan giderek tekrar dönüşte tekrar K'da arkadaşlar durmuş. O zaman dönüşten başladığımız zaman dönüşte enerjimiz ne kadar dönüşte başladığı zaman 2 mgh'lık potansiyle başlıyor. Ve buraya çıktığı zaman da mgh'lık potansiyle cismin durmuş. O zaman bu arada cisim ne kadar kaybetti? 1 mgh kaybetti ne yapıyor biliyoruz. 1 mgh demek ki için. Çünkü 2'den gelip 1 bir kaybedip 1'e çıkmış. Şimdi gelelim yorumlarına. Cismin hareketinin tamamında ısıya dönüşen enerji cismin ilk harekete başladığı kinetik enerji eşittir. Şimdi arkadaşlar buradan harekete başladığınız zaman bir kaybedecek, iki yükseklecek. O zaman buradaki toplamın bir kaybedip iki yükseklecek çıkması, üçle başlaması lazım. Üçle başlaması için o zaman burada sahip olduğu kinetik enerji ne olması 2 MGH olmasa. Neden diyoruz? İki kinetik ol, olsa bir de potansiyel olduğu için üçle başlayıp bir kaybederse ikiye çıkar. O zaman bu ifade doğrudur. Cismin harekete tamamlı ısıya dönüş enerji ilk harekete başladık. Kinetik enerjisi eşittir. Çünkü giderken bir mg mgh kaybediyor. Gelirken de mg mgh kaybediyor. Toplam 2 mgh başladık. Kinetik enerjisi eşittir. Cismin L noktasının ilk geçişte sahip olduğu kinetik enerji M noktası potansiyel enerji. Şimdi burada tabii ki kaybettiği enerjinin tamamını da kaybettiğini veya burada mı kaybettiğini kesin bilemediği için ya yani buradaki kinetik e, burada kaybetti toplam enerji 3 mgş olduğu için burada ne kadar kaybettiğini bilmediğimiz için arkadaşlar buradaki L kinetik enerjisi hesaplama şansımız yoktu. Onun için bunu e ne yapmamız Kıyaslıyoruz. Çünkü sürtünmenin hangi oranda olduğu kesin söylenmemiş. Cismin harekete başladığı anda kinetik enerjisi M noktasındaki yere göre potansiyel enerjisinden küçük, küçüktür. Cismin harekete başladığı anda kinetik enerjisi ne kadar? 2 mgh. M noktasındaki potansiyel küçük. M noktası potansiyel enerjisi 2 mgh eşittir arkadaşlar. O zaman bu ifade yanlıştır. Cevabımız burada ne diyeceğiz arkadaşlar? Yalnız bir ifadesini söylemiş olduk. Evet bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Ve videolarınızı mutlaka beğenip yorumlar yazalım.